zulümden bahsettik. Aslında şu çağda da çok kötü olaylardan bahsedebiliyoruz maalesef. Gündeme gelen bir konu, çocuk cinayetleriyle ilgili ben size bir soru sormak isteyeceğim. Yeniden gündeme gelen bir konu var ki o da idam tekrar, idam cezası geri gelsin gibi sizin de bununla ilgili bir söyleşinizi buldum. Ancak siz de mecliste bunu yıllar öncesinde dile getirmiştiniz, değil mi? Şimdi idam cezası kaldırıldı. Evet. Kaldırıldığı günden beri ben Türkiye'nin yanlış yaptığını söyledim. Bir defa hukukçu bir insan olarak, avukatlıktan gelme bir insan olarak bu benim tabii ki dikkatimi çekmiştir. Üzerinde düşünmem normal. Bunu mesela Kur'an'daki İslam kitabım ki 92'de yayınlanmıştır. Onun baskılarında vardır. İdam cezasının Türkiye gibi bir ülkede kaldırılması bana göre yanlıştı. Ben idam cezasının tekrar geri getirilmesini ve alanının da kapsamının da genişletilmesini teklif ettim. Sonra bunu siyasete girdiğimde mecliste de telaffuz ettim. Bugün telaffuz edenler aşağı yukarı benim söylediklerimi tekrar ederek bunu gündem yapıyorlar. Şimdi Batı'da böyle yapıldı. Batı'da böyle yapıldı, bir ceket dikildi. Şimdi o ceketi herkes giyebilir mi? Sen Batı'da, İsviçre'de, İsveç'te, Fransa'da, Almanya'da bunları bakıyorsun bunu. Kaldı ki Batı'da işte demokrasinin, insan haklarının pioneer, öncü ülkesi sayılan Amerika'da ölüm cezası var. Her yıl birkaç kişiyi idam ediyorlar. Peki Türkiye gibi bir ülkede sen idam cezasını hangi akılla kaldırıyorsun? Bunu dediğim zaman bunu sadece terör bağlamında değerlendirdiler. Hayır, benim hareket noktam o değil. Benim hareket noktam 12, 13, 14 aylık yaş değil, dikkat evet. et. Bebelerin tecavüze uğrayıp sonra da katledilmeleri üzerine. Ben aynen şöyle dedim ve mecliste de bunu telaffuz ettim. Benim elimde imkan olsun, bunu yapan adamı süratle yargılar ve derhal ipe çekerim. Ne yapacağım ben? İdam cezası yok diye onu hapse koyacağım. O katledip tecavüz ettiği bebenin, annesinin, babasının verdiği vergilerle onu o hapiste besleyeceğim. Domuzu beslerim, onu beslemem. Bir şey daha benim teklifimde var. Oraya bakalım, geleceklerim. Gelecekler. Vatana hıyanet suçlarının da idam kapsamı içine alınmasını. Dediler ki o zaten ilk Cumhuriyet meclislerinde de vardı. Hayır, biraz daha ileri. Mesela vatanı ekonomik olarak çökertmeye yönelik hıyanetlerin de buraya alınmasını ben isterim. Vatana hıyanet nedir? Bağımsızlığa ihanettir. Biz müdafaa-i hukuk zihniyetinin çocuklarıyız. Bağımsızlık deyince dedelerimizin ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle istiklali tamme dedikleri tam bağımsızlığı anlarız. Tam bağımsızlığın iki ayağı vardır. Coğrafi bağımsızlık, Misak-ı Milli. Bir de Büyük Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği. Demin dedim ya, ben konuştum mu, benim tezlerim, dayanaklarım var. Ben bunların hesabını, kitabını yıllarca yapmışım. Bakın, orada İzmir İktisat Kongresi'nde telaffuz ettiği Misak-ı Milli'ye benzer bir ifadeyle Misak-ı İktisadi. Misak-ı Milli'ye tecavüz nasıl hıyanetse Misak-ı İktisadi'ye tecavüz de hıyanettir. Onların da o kapsama alınması lazım. Olmaz işte falan. Olmasa o zaman böyle sürünür gidersin. Şimdi onları kıyından köşesinden telaffuz ediyorlar. 20 yıldan beri ben söylüyorum. Ama betahsis mecliste olduğum yıllarda ısrarla gündeme getirdim. Meclisin içinde ve dışarıda. Çünkü ben mecliste olduğum zaman da yine yazıyordum. Yine konuşuyordum. Bu olmadı ve şimdi günahsız çocukların, kadınların katli devam ediyor. Türkiye bu bakımdan dünya birincisi aşağı yukarı. Evet. Gerçekten bu olaylar, bahsettiğiniz yani çocuk cinayetleri olsun, hakikaten kanımızı donduran olaylar, ama kadın cinayetleri de keza öyle, her gün artık duyar hale geldik. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Geçen gün bir gazetede okudum, başlık aynen şöyle: eşini öldüren katil kocanın söylediği bir şey. Her zamanki gibi dövdüm ama neticesi ölüm oldu gibi bir çıkarım var. Yani sürekli eşini dövüyor, şiddet uyguluyor ama son uyguladığı şiddette diğer şiddetle aynıymış fakat ölümle sonuçlanmış. Böyle de bir savunma yapıyor. Yani bir ufak yanlışlık oldu diyor. Evet. Yoksa bizim diyor her günkü halimiz bu. Yani evet, onun alışkanlığı var. Hani eşimi dövüyorum zaten'in itirafı. Şimdi idam dedik, cezalar işte şu mu? Medyaya çok mu yansıyor
kaçırılan çocuklar ya da kadın cinayetleri, yoksa gitgide bir artış mı gözleniyor bu konuda? Yani cezalar belki artış, caydırıcı olmadığı için. Artış olmasa medyaya nereden yansıyacak? Medya bunları uyduracak hali yok. Mutlaka. Hatta bence medyaya yansımayanları da var. Medyaya çok yansımaz, azı yansır. Evet. Ha, medyaya yansımayan neler var? Medyaya yansımayan çok şey var. Ama fazla yansıyan bir şey olabilir mi? Ya bu eşyanın tabiatına aykırı. Hırsızlıklar medyaya tam yansıyor. Yolsuzluklar yansıyor. Kazara yansıyanlarını da bir yolunu bulup yok ediyorlar. Dosyalar yok ediyor. Hakimler değiştiriliyor, sürülüyor oradan oraya bilmem ne vesaire. Savcılar bloke ediliyor. Yani bunun kısa ifadesi nedir? Türkiye'de hukuk yok. Hukuk kitaplarda var. Hukuk devleti işliyorsa hukuk vardır. Yani hukuk kitaplarıyla hukuk olmaz. Hukuk devleti diyoruz. Bak o kelimeyi koyacaksınız oraya. Hukuk devleti dedim mi hukuk işlevsel demektir. Müeyyideleriyle, karşı çıkışlarıyla, teyitleriyle, engellemeleriyle, yani hukuk neler yapabiliyorsa hepsini yapacak, işlevsel olacak. Hukuk devleti bu. Türkiye artık hukuk devleti değil.